Metin Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Ana haber bültenimize geçmeden önce günün sıcak gelişmelerinden derlediğimiz bazı başlıklar. Kürdistan'da kar yağışı can kayıplarına neden oluyor. Kar yağışından en çoksa Vanlı depremzedeler etkileniyor. Gever katliamına öfke dinmiyor. Rojava'da çeteler sivilleri kaçırıyor. Yurttan ve dünyadan öne çıkan gelişmeleri aktaracağız. Hemen ayrıntılara bakalım. Kuzey Kürdistan'ı etkisi altına alan kar yağışı yaşamı adeta felç etti. Şırnak'ın Gundike Mele beldesinden 24 kişi Kırbeke Besta bölgesinde mahsur kalmış durumda. Kar yağışının devam ettiği bir diğer kentte Amed. Trafiğin durma noktasına geldiği Amed'de tüm uçak seferleri iptal edildi. 450 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı. Karın uzun zaman sonra ilk defa yağdığı yerler de var. 22 yıl aradan sonra Rıhan'ın Serekaniye ilçesi kar gördü. Kar yağışının devam ettiği Dersim'de 102, Batman'da 240 köy yolu ulaşıma kapandı. Mardin, Siirt ve ilçelerinde kar yağışı 2 gündür aralıksız sürüyor. Siirt'te 253 köy yolu ulaşıma kapalı. Çevlik ve Colemert'te de durum aynı. Colemert'te 4 belde, 132 köy ve 375 mezra, Gever'de ise 298 köy yolu aşırı kar yağışı sebebiyle kapandı. Size kara teslim oldu. Gıyadin'de 52, Bazit'te 85 köy ve 15 mezra, Van'da 435 köy, Iğdır'da 88 köyle 15 mezra, Muş ve ilçelerinde 300 köy yolu ulaşıma kapalı. Kar yağışı Kürdistan'ın batısında da etkili olmaya devam ediyor. Rojava'nın Cizir bölgesinde elektrik verilemediği bildirildi. Dondurucu soğuğa rağmen Kobena ve diğer bölgelerde de asayiş güvenlik noktalarındaki denetimlerini sürdürüyor. Kar yağışıyla birlikte oluşan don can kayıplarına neden oluyor. Cizir-Nisevin yolunda mahsur kalan yüzlerce araç içinde bir bebek donarak can verdi. Diğer yandan çığ ve can kayıplarına ilişkin yeni bilgiler geliyor. Şırnak'ın Cizir ile Mardin'in Nisevin ilçeleri arasındaki karayolunda dün sabah saatlerinden itibaren 2000'e yakın araç mahsur kaldı. Ne yetkililerden ne de karayolları bölge şubesinden herhangi bir açıklama gelmezken can pazarı yaşanan kapalı yoldan ölüm haberleri geliyor. Mahsur kaldıkları yolda doğum yapan Mesire Halit'in bebeği donarak öldü. Ardından aynı yerde kalp krizi geçiren Güney Kürdistanlı Sabri Muhammed Derviş yaşamını yitirdi. Cizir ilçesi Sırtköy beldesinde ava çıkan 42 yaşındaki Abdülaziz Aşrağ'ın da donarak hayatını kaybettiği bildirildi. Bu arada Colemerg'in Şemzinan ilçesine bağlı Katüne köyü Şikeftan mezrasında çığ düşmesi sonucu 3 kişi çığ altında kaldı. Çığ altında kalanlardan biri kendi imkanlarıyla kurtulurken diğer 2 kişiye arama çalışması sürüyor. Kış ve kar en çok Vanlı depremzedelerin hayatını zorlaştırıyor. Devlet depremzedeler yerleştikleri konteyner kentlerde adeta sefalete mahkum edilmiş durumda. Bu da yetmiyor. Yerleştirildikleri bu yerlerden çıkarılmaya çalışılıyorlar. Devlet depremzedelere destek amaçlı eylemler de sürüyor. Eylemlerden biri de Van Üşüyor fotoğrafları. Yaşadıkları mağduriyet karşısında açlık grevine başlayan devlet depremzedelere sosyal medya üzerinden destek veriliyor. Sosyal medya ağı Twitter üzerinden bir araya gelen gruplar Van Üşüyor hashtag'ı ve Van Üşüyor fotoğraflarıyla yetkililerin duyarsızlığına dikkat çekiyor. Kimi kar altında çektiği çıplak fotoğraflarla eyleme destek veriyor, kimi ise dövizlerle Vanlı depremzedelerin açlık grevi eylemine vurgu yapıyor. Sırada Gever'de gerçekleştirilen devlet terörüne tepki eylemleri var. Kürdistan ve Türkiye metropollerinde gerçekleştirilen eylemlerde katliamlara öfke yağdı. BDP Van İl Gever il örgütü Gever'deki devlet terörünü yürüyüşle protesto etti. Beşyol mevkisinde de bir araya gelen binlerce kişi BDP il binasına doğru yürüyüşe geçti.
BDP Van İl Örgütü Geverdeki Devlet Terörünü yürüyüşle protesto etti. Beş yol mevkisinde bir araya gelen binlerce kişi BDP il binasına doğru yürüyüşe geçti. Paralel devleti döktüğü kanda boğacağız pankartı yasak denilerek yürüyüş engellenmek istendi. Ancak polis barikatını aşan halk BDP il binası önünde yürüyüşünü sona erdirdi. Rıhan'ın Pirsus ve Serekaniye ilçelerinde de katliamı protesto için basın açıklamaları yapıldı. Mesellerin, eskilerin ve cemallerin katliamlarını anıyor, anılarına bağlı kalacağımıza ve yaşatacağımıza söz veriyoruz. Katliama bir tepki de üniversite öğrencilerinden geldi. Adana, İzmir ve Çevlik'te üniversite öğrencileri yürüyüşler düzenledi. Katliam, Kers ve Agire'nin Patnos ilçelerinde de halk toplantıları ve basın açıklamalarıyla protesto edildi. Yapılacak her türlü saygısızlığı, haksızlığı kabul etmeyeceğimizi ve karşı çıkacağımızı da belirtiyor. Gever'deki devlet terörü İdir, Muş merkezi ve Kop ilçesinde de yarın gerçekleştirilecek yürüyüşlerle protesto edilecek. BDP Genel Merkezi başta Gever ve Roboski katliamları olmak üzere birçok katliamda yaşamını yitirenler için anma etkinliği düzenliyor. Öte yandan 22 Aralık günü de Rojava ile Dayanışma ve Utanç Duvarı Cizre'nin Nisebin'de mitingle protesto edilecek. BDP'nin eylem programı çerçevesinde Aydın Erdem, Halil İbrahim Oruç, Medeni Yıldırım, Ethem Sarısülük, Reşit ve Veysel İşbilir, Bemal Tokçu ve Roboski'li çocuklar anılacak. 28 Aralık'ta da Roboski'de anma etkinliği düzenlenecek. BDP eş genel başkanları, vekiller ve belediye başkanlarının da katılacağı eylemler için Kürdistan kentlerinde çalışmalar başladı. Parti merkez üyesi Kemal Pekgöz, Aralık ayında gerçekleşecek olan eylem programına katılım çağrısı yaptı. Roboski ve Gever katliamları başta olmak üzere AKP döneminde gerçekleşen katliamların failleri açığa çıkartılıncaya kadar mücadelelerini sürdüreceklerini kaydetti. Ayrıca geçtiğimiz yıl yaşamını yitiren Kürt siyasetçi Şerafettin Elçi için Cizre'de 27 Aralık tarihinde mevlit ve anma programı gerçekleştirilecek. Hafta başından itibaren gündemde olan bir diğer konu ise BDP'li tutsak vekillerin tahliye talebi. BDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş tutsak milletvekillerine ilişkin bilgi almak için Ahmet Barosu Başkanı Tahir Elçi'yi, Gülten Kuşanaksa cezaevlerindeki tutuklu vekilleri ziyaret etti. DTP kapalı cezaevine giden Kuşanak, tutsak milletvekilleri İbrahim Ayhan, Faysal Sarı Yıldız ve Kemal Aktaş'la görüştü. Ardından E tipi kapalı cezaevine geçerek tutsak Şırnak milletvekili Selma Irmağ'ı ziyaret etti. Eş başkan Selahattin Demirtaş ise Ahmet Barosu'nu ziyaret ederek tutuklu vekillerin tahliyesi hakkında bilgi aldı. Çıkışta Dicle Haber Ajansı'na konuşan Demirtaş, mahkemelerin daha seri davranmalarını arzuladıklarını, verilecek kararın sadece vekillerle ilgili değil tüm tutuklu siyasi tutsaklar için de geçerli olmasını istediklerini vurguladı. Rojava ile devam edelim. Halk devrimine karşı saldırılar devam ediyor. Irak Şam İslam Devleti köyleri basarak aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 170 kişiyi rehin aldı. Silahlı gruplar çoğunun üzerinde uçak savar silahlarının bulunduğu onlarca araçlık bir konvoyla köyleri bastı. Köylülere işkence yaparak evleri önce talan etti, ardından ateşe verdi. Anha Haber Ajansı'nın geçtiği habere göre çeteler köylülere ait yiyecek ve 112 araca da el koydu. Kaçırılan sivillerin Çaviş, Elo, Rüstem, Bravi, Brimo ve Sihne köyüne götürüldükleri bildirildi. Aynı çete grupları 4 Aralık'ta Halep-Kobeni arasındaki Münbik ilçesi ile Cerablus bölgesindeki köylere saldırarak 50 sivil Kürt'ü kaçırmıştı.
Kestörlo köyü yakınlarında 5 Aralık günü kaçırılan ve 3 gün rehin tutulduktan sonra serbest bırakılan BS adlı kişi gördüğü işkenceleri anlatmıştı. El-Kaide'ye bağlı gruplar Halep'in Bidin mahallesinde bulunan Kürtlere yönelik baskıları da arttırmış bulunuyor. IŞİD bu saldırıyla Kürt kent ve bölgelerinde yolları keserek abluko uygulamaya çalışıyor. Saldırılara rağmen sürdürülen Rojava Halk Devrimi'nin inşa çalışmalarına da bir göz atalım. Demokratik Toplum Örgütü Amude çevresindeki tüm köyleri kapsayan bir yönetimin belirlenmesi için toplantı gerçekleştirdi. 138 köy meclisinden 100'e yakın temsilcinin katıldığı toplantıda 31 kişiden oluşan yönetim seçildi. Öte yandan özerk yönetimin temel ayaklarından olan öz savunmaya yönelik de çalışmalar sürüyor. Rojava Asayişi Afrin'in Roko belgesine bağlı medyada köyünde yeni bir asayişin açılışını yaptı. Şehit Nesip Asayişi'nin açılış törenine asayiş sorumlularının yanı sıra çok sayıda kişi katıldı. Erdal Eren bir askeri öldürdüğü iddiasıyla 12 Eylül darbecileri tarafından yargılandı. Daha 17 yaşındaydı, yaşı büyütüldü. 13 Aralık 1980'de Ankara Merkez Kapalı Cezaevinde idam edildi. Ancak Kürt halkı Erdal Eren'i unutmadı. Gün gelecek, devam dönecek, darbeciler halka hesap verecek. Erdal Eren Kürdistan ve Türkiye kentlerinde anılıyor. Bugün Dersim ve Adana'da anmalar vardı. EMEP Dersim İl Örgütü Sanat Sokağı'ndan Seyit Rıza Meydanı'na bir yürüyüş düzenledi. Öte yandan Çukurova Üniversitesi'nde okuyan öğrenciler üniversite kampüsünde bir basın açıklamasıyla Erdal Eren'i andı. Açıklamaya öğrencilerin yanı sıra HDP'li yöneticiler de katıldı. Açıklamada Erdal'ın mücadelesine sahip çıkmanın baskı ve sömürü düzenine karşı çıkmakla mümkün olduğuna işaret edildi. Bu açıdan yaklaştığımızda Erdal Eren anması bizim için çok daha değerli oldu günümüzde. Şimdi bir örnek vereceğim. Mesela şimdi 6 Kasım'da yeni... Kürt halkı Fransa'nın başkenti Paris'te 9 Ocak tarihinde gerçekleşen katliamın aydınlatılmasını istiyor. Dün gece gençler Paris'te meşaleli bir yürüyüş yaparak Fransa devletini uyardı. Löbel'de bir araya gelen Kürt gençleri bu mesajlarla yürüdü. Sakine Cansız, Fidan Doğan ve Leyla Şahilemiz'in fotoğraflarını taşıyan gençler sloganlar eşliğinde tren garına ulaştı. Ardından açıklama yapıldı. Gençler Gever katliamı şehitlerine bağlılık sözü verdi. Ayrıca 14 Aralık günü Drense alanında yapılacak meşaleli yürüyüşe katılım çağrısında bulunuldu. Kürt kadınları da Paris katliamı katillerinin cezalandırılması istemiyle uluslararası imza kampanyası yürütüyor. Demokratik Özgür Kadın Hareketi DÖK, Paris'te katledilen 3 Kürt devrimcinin katillerinin cezalandırılması istemiyle uluslararası imza kampanyası başlattı. Kampanya 31 Mayıs 2 Haziran 2013 tarihinde Amed'de gerçekleştirilen ve 3 kadın devrimciye atfedilen Orta Doğu Kadın Konferansı'nın kararları arasındaydı. Konferansın sonuç bildirgesinde katliamın gerçekleştiği 9 Ocak, siyasi cinayetlere karşı ortak eylemlilik günü olarak deklare edilmişti. Alınan bu kararın ilk adımı katliamın aydınlatılması ve katillerinin yargılanması amacıyla başlatılan uluslararası imza kampanyası. DÖK bileşenleri yazılı açıklamayla kampanyanın amacına değindi. 9 Ocak üzerinden bir yılın geçtiğine dikkat çeken DÖK, soruşturmada herhangi bir ilerlemenin sağlanamadığını ve Fransa'nın suskunluğunu koruduğunu belirtti.
Bu utanç verici suikaste karşı sessiz kalmak, cinayete ortak olmaktır diyen Dök, Fransız hükümetinden olayı açığa çıkarmasını ve katilleri bularak cezalandırmasını istedi. Açıklama şu vurguyla sona erdi. Dök olarak Orta Doğulu kadınlarla birlikte bir imza kampanyası başlattık. İmza kampanyası kurumsal imzalara da açık olacak. İmzalar, gerekli iletişimlerin sağlandığı Türkiye'de bulunan kadın kurumlarıyla uluslararası kadın kurumlarından alınacak. Ardından 9 Ocak 2014 tarihinde bir heyetle Fransa makamlarına sunulacaktır. Değerli izleyenler, üzücü bir haber vereceğiz. Gezi direnişinin ilk şehidi Mehmet Ayvalıtaş'ın annesi Fadime Ayvalıtaş hayatını kaybetti. Gezi Parkı eylemlerinin ilk gününde İstanbul'u Ümraniye'de yaşamını yitiren 20 yaşındaki Mehmet Ayvalıtaş'ın annesi Fadime Ayvalıtaş hayatını kaybetti. Taksim Gezi Parkı eylemine destek vermek için 1 Haziran günü Ümraniye'de düzenlenen eylem sırasında aracın çarptığı Mehmet Ayvalıtaş hayatını kaybetmişti. Seyit Kartal isimli bir başka eylemci de yaralanmıştı. Sosyal medyada Fadime Ayvalıtaş'ın kaybı için devlet taammüden bir kişiyi daha öldürdü yorumları yapılıyor. Kamu emekçileri sendikasına bağlı tüm emekçiler 19 Aralık'ta AKP hükümetini uyaracak. Uyarı genel bir grevle gerçekleştirilecek. Eyleme Sağlık Sendikası'ndan da tam destek geldi. Türk Tabipleri Birliği, Türk Diş Hekimleri Birliği, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası, Türk Hemşireler Derneği gibi çok sayıda sağlık sendikası ortak açıklamada bulundu. Türk Tabipler Birliği Genel Merkez binasında düzenlenen basın toplantısında TTB Genel Sekreteri İlhan Bayazıt konuştu. Keskin sunduğu taleplerin kendilerinin de talepleri olduğunu kaydeden Bayazıt, 11 yıldır iktidarda olan AKP hükümeti döneminde sağlığın hak olmaktan çıktığını belirtti. Bayazıt, bizler insanca bir yaşam için emekten yana demokratik bütçe istiyoruz dedi ve 19 Aralık'ta alanlarda olma çağrısı yaptı. KESK Jolemerk Şubeler Platformu da 19 Aralık'ta greve katılım çağrısı yaptı. Güney Kürdistan'ın Şehit Rüstem Mahmur mülteci kampında bugün seçim heyecanı vardı. Demokratik özerklik modelinin esas alındığı kampta 2 yıldır bir belediye seçimleri gerçekleştiriliyor. Bu yılki seçimlerde belediye başkanlığı için ikisi kadın olmak üzere 5 aday yarışıyor. Seçim propagandalarında ise kadın adaylar daha fazla ilgi görüyor. 12 bini aşkın mültecinin yaşadığı kampta seçimlere katılımın yüksek olduğu belirtilirken seçim sonuçları henüz netleşmedi. Cezaevleri Adalet Bakanlığı'nın bilgisi dahilinde olan hak ihlalleriyle gündemden düşmüyor. Öte yandan hasta tutsaklarsa her an ölümle burun buruna, insan hakları kurumlarının verilerine göre yılda en az 30 hasta tutsak yaşamını yitiriyor. Adli Tıp Kurumu hasta tutsakların tahliyesini geciktirerek ölüme terk etmekte kararlı. Konuyu değerlendiren Türkiye İnsan Hakları Vakfı Başkanı Profesör Doktor Şebnem Korur Fincancı, adli tıpın devlet tarafından yönlendirildiğine dikkat çekti. Devlet elini adli tıpın üstünde tutmuştur kuruluşundan beri ve Adalet Bakanlığı'nın bağlı kuruluşu adli tıp kurumu. Atamalar, görevlendirmeler hep Adalet Bakanlığı üzerinden yürür. Adli tıp kurumu yasası değiştirildi zaten, güncellendi ve darbe ihtiyaçlarını uygun hale getirildi. Darbe ihtiyaçları neydi o dönemde? Özellikle insan hakları ihlallerinin işkencelerine en yaygın olduğu dönem, yani sınıflarına en yaygın olduğu dönem. Dolayısıyla bunları örtbas edebilecek bir yapılanma modeli oluşturuldu. Adalet Bakanlığı'nın sessizliğinin arkasına gizlenen gardiyanlar da işkencelerine devam ediyor. Mardin'den Ankara cezaevine sürgün edilen Mahfuz Kutlu ve Ferit Tay'a gardiyanlar tarafından işkence yapıldığı öğrenildi. Aileleri aracılığıyla bilgi edindiğimiz Kutlu ve Tay, 2 Aralık'ta koğuşları basılarak kemik testi yapılacağı bahanesiyle Ankara'ya götürülmek istenmiş.
Kelepçeli bindirildikleri ring aracında 18 saat aç, susuz ve darp edilerek Ankara'ya götürülmüşler. Tutsakların babaları çocuklarının vücutlarındaki işkence izlerinin hala görünür olduğunu söylüyor. Yaşları 17 olan çocuk tutsaklardan Kutlu, aynı zamanda Pozantı çocuklarından biri. 2009 yılından bu yana tam 29 kez keyfi gözaltına alınmış. 6 kez belirli aralıklarla cezaevlerinde tutsak edilmiş. Kutlu'nun darp edilmesi Pozantı vahşetinin sürdürüldüğünün bir göstergesi. BDP'li vekil Selma Irmak, tutsak çocuklara yönelik işkenceyi Adalet Bakanı Sadullah Ergin'e sordu. Benzer bir tepki HDP eş genel başkanı Ertuğrul Kürkçü'den geldi. Kürkçü, Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in utanma duygusunu ihlal etmeyecek şekilde çıplak arama yapıyoruz yanıtının onur kırıcı olduğunu vurguladı. Kürtlerin en yoğun yaşadığı metropol kentlerden olan Mersin'de çocukların gözaltına alınması ve tutuklanması oldukça yaygın. Kentte insan hakları ve çocuk hakları konusunda çalışma yürüten hukukçular, devletin çocuklara öç alacak düşman gözüyle baktığına dikkat çekti. Maalesef Mersin ilimize baktığımız zaman çocuklara özgü özel yargılamalar yapılmaktadır. Çocuklarımız hala örgüt üyeliğinden, yasa dışı eylemlere katıldığı için yargılanmaktadırlar. Bu yargılanmalarına baktığımız zaman delil olarak gizli tanık ifadelerine dayanmaktadır. Oysa bu tamamen adil yargılanma ilkesine aykırıdır. Zira Mersin'e baktığımız zaman çocuk cezaevlerine dönüştürülmek, çocukların yanında aileleri de mağdur olmaktadırlar. Çünkü ailelerine de büyük bir para cezası gelmektedir. Yani 20 milyar, 30 milyar her bir aileye ceza gelmektedir. Hem para cezasıyla hem de hapis cezasıyla çocuklar ve aileleri tedirgin edilmektedir, tehdit edilmektedir. Avukat Eyüp Sabri Öncel, Mersin'de çocuklara özgü özel yargılamalar yapıldığına dikkat çekti. Çocuk davalarına bakan avukatlardan Sebahat Genç, diğer kesimlere göre çocukların daha fazla hak ihlaline maruz kaldığını ifade etti. Çocuklardan öç alınır gibi bir ceza sistemi uygulanıyor dedi. İhade Şube Başkanı Ali Tanrıverdi ise, Mersin'de geçmişten beri Kürtlere uygulanan şiddet ve baskı politikalarının son dönemde çocuklar üzerinde yürütüldüğünü söyledi ve artık çocuklar üzerinden elinizi çekin dedi. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin yayınlaşışının 65. yılına girerken çocuklara uygulanan bu çok günlük vahşet sayılabilecek olaylar hiçbir insanın, vicdanın kabul edeceği bir durum değildir. Polis bu çocuklara esir alması gereken düşman gözüyle bakmaktadır. Adli kurum yetkilileri karşılarına çıkarılan bu çocuklara kesinlikle ön yargılı olarak davranmaktadırlar. Tarafsız bir durum kesinlikle yoktur. Çocuklara kin ve nefret duygularıyla bakılmaktadır. Adeta Mersin'de polis çocukları suç işlemeye teşvik etmektedir. Yine çocuklara ve ailelere adeta bu Mersin'in varoşları birer ceza evlerine dönüştürülmüştür. Çocukları ve aileleri geleceğe yönelik olarak umutları, beklentileri yok edilmek istenmektedir. Yine üniversitelerde de Kürt ve sosyalist öğrencilere yönelik saldırılar artıyor. Maraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde okuyan Kürt öğrenciler 4 gündür ırkçı grupların saldırısına maruz kalıyor. Öğrenciler önlem alınması için rektörlükle görüştü. Ancak görüşmeler sonuç vermedi. İnsan Hakları Derneği Şubesi'ne başvuran öğrenciler yardım talep etti. Şube Başkanı Selçuk Delibaş, ırkçı grupların Kürt öğrencileri ölümle tehdit ettiğini ve sürekli tacizde bulunduğunu söyledi. Delibaş, öğrencilerle birlikte saldırılara karşı mücadele edeceklerini vurguladı. Bir diğer baskı merkezi Ahmet'te bulunan Dicle Üniversitesi. Üniversitenin merkezi yemekhanesinin bir üst katının arka kısmında 6 odalı polis merkezi noktası yapılacağı ileri sürüldü. Üniversitenin alt kısmında polislere bir odanın tahsis edildiğini belirten işçi ve öğrenciler mekandaki tadilatın bitmesiyle polislerin buraya taşınacağını belirtti.
Güney Afrika'nın Pretoria kentinde birlik binasında ziyarete açılan efsanevi lider Nelson Mandela'nın naaşı ikinci gününde de ziyaretçi akınına uğruyor. İkinci günde binlerce kişi saatlerce beklemesine rağmen Mandiba'yı göremeden evine dönmek zorunda kaldı. Kilometrelerce uzayan kuyruklara rağmen insanlar ona bu şekilde de olsa veda etmekten mutlu. Bugün naaşı ziyaret etmek isteyenler için son gündü. Mandela'nın naaşı cumartesi günü çocukluğunu geçirdiği Kunu köyüne götürülecek ve 15 Aralık pazar günü yapılacak cenaze töreniyle toprağa verilecek. Orta Afrika Cumhuriyeti'nde yaşanan şiddet olaylarının sona erdirilmesi için girişimler sürüyor. Ancak Afrika Barış Gücü'ne bağlı askerler sürmekte olan iç savaşı engellemekte zorlanıyor. 1600 Fransız askeri de askeri operasyon kapsamında bu ülkeye gönderilmişti. Diğer yandan Orta Afrika Cumhuriyeti'ne giden sınır tanımayan doktorlar örgütü insani kriz uyarısında bulundu. Çıkan çatışmalarda şu ana kadar yüzlerce kişi de hayatını kaybetti. Bangladeş'te dün Cemaati İslami örgütünün liderlerinden Abdülkadir Molla idam edildi. İdamı ülkeyi adeta ikiye böldü. Başkent Dakka'da düzenlenen protesto gösterilerinde çıkan çatışmalarda en az 4 kişinin öldüğü bildirildi. Abdülkadir Molla, Bangladeş'in 1971'deki bağımsızlık savaşı döneminde insanlığa karşı suç işlemekle suçlanıyordu. Molla'nın idamı önündeki hukuki bir engel olup olmadığı tartışma konusu olmuştu. Bangladeş'te savaş suçlarının yargılandığı özel mahkeme, Molla'nın çarşamba günü gece yarısından bir dakika sonra idam edilmesi kararına varmıştı. Günün gelişmelerini aktardık. Görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.